Görüyorsunuz şimdi şu halde, bak arkamız, yan tarafımız, bu ekili alanlar hepsi, biz buna artık yaşamak istemiyoruz. Hakikaten çok sıkıntı içindeyiz. Her yağmurda da bu vaziyetteyiz. Bak biraz sonra daha fazla yağmur yağarsa, yani gene gelin gene görün. Bu aralar bu gördüğünüz alan yeşil alan olduğu gibi su içinde kalıyor. Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan ve gün boyu aralıklarla yağan sağanak yağmur, merkeze bağlı Hıdıray köyünde su baskınlarına neden oldu. Bütün bizler dolmuş. Şarampalılar açılırsa bu yollar taşma yapmayacak. Muhtarımız konuştu, tamam yukarısını kapanırsa bizim köyümüze de su gelmeyecek ama diğer sular da şu şarampalıların açılıp düzgün bir hale getirilirse o zaman bu yollarımız da bozulmayacak bizim. Ve şu tarafta da bir bahçelerimiz var. Aynı şekilde git, her tarafı su içinde. Bütün hepsi mağdur durumda yani, bütün bahçeciler de. Köylüler yaşanan su baskınının Dalapaşa Karayolu'ndaki menfezlerden gelen sudan kaynaklandığını söylüyor. Dalapaşa Hamzabeyli Karayolu'nun yapımı sırasında karayollarının menfezleri dere yatağı yerine köye verdiğini savunan köylüler her yağışta aynı sorunu yaşadıklarını belirterek köyün adeta dere yatağına döndüğünü belirtiyor. Vallahi bu gelen su bizim bütün tarlalarımız, benim şurada iki parça tarlam var, tarlaların içine yayılıyor ikisi de. Hani çok zarar görüyoruz yani. Şurada şimdi gideceğiz göreceğiz de gene yoldan atlıyor. Doğru benim tarlamın içinden doğru aşağıya yayılıyor. Burada bir parça yerim var köyün içinde. Onun da içine giriyor. Hani bu şeyden yukarıdan gelen, yoldan gelen sular bunlar hepsi. Bizim arazimize yayılıyor yani. Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Tabii aynı sorunu yaşıyoruz. Her yağmurda yaşıyoruz yani. Her yağmur yağdığında köyde su baskını olduğunu belirten Hıdıray Köyü Muhtarı Ahmet Karabulut, bugün etkili olan sağanak yağışla birlikte suyun bazı evlere kadar girdiğini, tarla ve bahçelerin sularla kaplandığını söyledi. Yani bunların karayolları tarafından yapılmasını, yani koca köy her yağmurda biz bu şeyi yaşıyoruz yani. Sıkıntıyı yaşıyor. Her yağmur, en ufak bir yağmurda bu kadar yaşıyoruz yani. Çünkü verilen menfezler hepsi bizim köyümüzün üzerine veriliyor. Yol yapılırken verilmiş. Yani bunun bir defa çağırdım. Öbür tarafta yani istese bu yolun öbür tarafından bu su bizim aşağıda Maşardere dediğimiz Asana Köprüsü'ne verilir yani. Bunun çok da kolayı var. Yani bu karayolları için zor bir şey değil bu. Ama bizim için her gün her aynı sıkıntı, her saat yaşıyoruz bunu yani. Her yağmurda biz bunu yaşıyoruz. Yani menfezlerin köy içine yönlendirilmesi yani bütün şikayetimiz buradan. Yoksa bizim köyümüzün merasından gelen su bizi, yani bize fazla bir etkisi olmayacak. Evlere şurada üst taraftaki arkadaşların biraz ambarlarına falan vurdu, duvarlarına. Ama biraz önceydi yani. Şimdi biraz azaldı suyumuz. Şu anda o kadar değil ama yani az önceki yağmurda Ertanlar gelip traktörle kahveye geldi işte bize söyleme. Dedi bile bile dedi, ambarlara, evlere su giriydi yani. Yolları almayın. Yollarımız almayın. Yeni malzeme döşedik, onlar da gitti. Taleplerimiz bu bizim şeyimiz, menfezlerin onarılması. Bunları yani arka taraftan 104 tane büzle şeye verilmesi yani. Dereye verilmesi. Bu dereye akacak, başka yere akacak bir yeri yok bunun. Köylüler de gelen suyun depolara girmesinden endişe ettiklerini belirterek artık bu sorunu yaşamak istemediklerini, yetkililerin bir çare bulmasını istediklerini söyledi. Hava muhalefetiyle şu gazanede yapılan bir menfez var. Bütün su bu bizim arazimize giriyor. Şu aşağıdaki yeri gördünüz. Olduğu gibi su altında. Evin yanında kadar aynı durum. Depolarım dolu. Fakat sabah beri uykudan kalktık, yağmur yağacak diye hep önlem almaya uğraşıyoruz yani. Ya bu nedir? Bunun bir çaresi olması lazım. Yani vali bey mi, karayolları mı? Kime danışacaksak muhtarımızla, azamızla gidelim danışalım yani. Yani buna bir çare bulunmasını isteyiz. Bütün komşularım, abimin yeri de aynı burada. Herkesin deposuna az çok yiyeceği, kışlık yiyeceği var. Bunların altına su girdikten sonra bunu nasıl önlem alırız? Su girdi mi efendim depo? Yok şu anda ama yani girebilir daha yağmış olsa. Karayolları nereye verecek? Ama dereye, ama bir kanala, bir yere vermesi lazım. Benim evim en üzerinde. Üst mahalleli, alt mahalle her zaman için yağış olduğu anda tehlike altında. Bilmiyorum artık nasıldır. Senelerden beri böyle. Allah'a şükür.